videonun başlığı şey olacak. Sucuk yerken bir gün. Merhabalar. Bugün artık İstanbul'un sayamadığım herhangi bir bölümündeyiz. Bugün yanımızda Jack Sparrow var. Yani Hasan Alveren. Biliyorum aslında ama. Alveren değil ama lütfen. Asıl yazdım. Alveroğlu. Alveroğlu. Biraz videonun doğal işlemesini istiyorum. Yeah. Çünkü biz bu kanalda biraz yeni yeni pişen bir... Şunu mu demem gerekiyor yoksa başka bir şey mi bilmiyorum ama... Ben Yasemin, Beykent Üniversitesi'nden bitirme projemiz kapsamında sizinle beraber bir röportajda beraberiz. Hoş geldiniz. Teşekkürler tekrardan. Size Çek mi diyeyim, Jack Sparrow mu diyeyim? Çek iyidir. Merhaba Çek. Bizi burada aradığını teşekkür ederim öncelikle. Hazırsan, mahlasımızın arkasındaki hikayeyi merak ediyoruz. Bizim için biraz açıklayabilir misiniz? Neden Jack Sparrow? Güzel soru. Ya şöyle, normalde grafitiye başlıyorken böyle bir nickname bulma gibi bir içgüdü vardır hep. Ben kendim bu serüveni böyle 2-3 tane nickname bularak başladım. Ama en son böyle Jack diye bir, benim zamanımda 2008'lerde falan bir grafitici arkadaşımız vardı. Hı. Ben onun o duvardaki, yani Jack'i kullanım şeklini çok beğeniyordum. Harflerin uyumu, hani böyle bir arayış da vardı bende. Onun ismiydi aslında. Onun askere gittiği bir dönem, böyle 2011'lere falan bu ismi almak istedim ondan ben. Böyle boşluk yakaladım o bir anda, hani bu ismi alabilir miyim diye verdi o zaman. Aslında onun ismiydi bu, hani başka bir grafiticiydi. Ben sahiplendim. Şimdi bana ait. Biraz daha böyle Jack Sparrow yapma sebebim de şey gibi düşünün. Hani nasıl adım Hasan, soyadım Alvaro'lu ya, hani tam olarak bana ait olsaydı soy isim de uydurdum ona. İşte Jack Sparrow. Jack Sparrow zaten şeyden bilirsin belki, Karayip Korsan'dan. Aynen. Biraz oradan o sesten gelme. Böyle bir hikayesi var adamın. Tatlı. Biraz daha harflerine uyumam açıkçası. Böyle bir gerçek de var. Hani ses olarak mı? Hem ses olarak ağzı kolay gelmesin, hem de grafitin kendi o matematiğinde şey olayı vardır. Harflerin yani birbiriyle ilişkisi çok önemlidir. Yani ben buna dikkat ediyorum. Bu ismin o dinamiği çok iyi. Ya bu mesela böyle bir yaklaşımı... Yani bir araştırmamız, önemli araştırmalar hani yapıyoruz falan ama ilk defa sizden duydu böyle bir harf uyumu falan filan ya da bir... Eğitimci kimliğimden gelir. Öğrencilerim vardı benim. Yani bu önemli bir dinamik. Çünkü her isim belki kulağa hoş gelebilir ama stil ya da üretime döktüğün zaman sıkıntı yaratabiliyor bazen. Üretemiyorsun. Bazı harflerin zorluğu vardı, kolaylığı vardı. İşte öyle şeyler olunca ben kendi adımı şey ergonomik buluyorum. Yani iyi, güzel, üretilebilir. Tatlı. Aynen. Teşekkür ederim. Güzel. Ben de bir çayından bir yudum alayım o zaman. İkinci soruya hep beraber geçelim. Peki. Sizin stiliniz zaman içinde nasıl bir evrim geçirdi? İlham aldığınız belirli sanatçılar veya gruplar var mı? Şöyle, ilham aldığım sanatçılarla başlıyorum. Çünkü stilimin bununla bir ilişkisi var bana göre. Şimdi Türkiye'de 2-3 tane kemik isim vardı benim dönemimde. Hatta Black Buddha bir ara gösteririm size. Lepuz yazıyordu kendisi. O benim mesela ilk bu işi öğrendiğim insanlardan biri. Bir de Olih vardı, onun ekip arkadaşı. Bunlar Bok Krev diye bir krevlerdi aslında o dönem. Ve bu dönem, yani benim dönemimde onlar böyle bayağı trendlerdi yani. Hatta Türkiye'de böyle grafitisine ve yön veren isimlerlerdi. 2008-2007'lerde ben grafitiye başladığımda onları görüyordum zaten. İstemeden olsa bir kopya süreci başlıyor yani, o şey gibi. Hani fanı olduğun adamın o karakterine bürünmeye çalışırsın ya, öyle bir stil vardı o dönem. Onları çok taklit ediyordum ben. Ama sonradan zamanla tabii ki de ben de kendim geliştiğim için, üzerinden 15-16 sene geçtiği için benim stilim de kendi bir yol bulma dönemi oldu. Şu anda öyle yani. Evet. Grafitiye başlıyorken şöyle bir süreç vardı. Ben öyle başladım en azından. Bold sketch yapma dönemi vardır ve bu dönemde ben özellikle daha simple, daha okunabilir, daha böyle hani bu tipografik stiller deniyordum. Çünkü bana göre hala da bugün bir grafitici bana nasıl grafiti yapmam gerektiği sorarsa böyle yönlendiriyorum. Çünkü bu şey gibi düşünün. Mesela ilkokul alfabe öğretirken bize düz çizgiler, yan çizgiler, bizim zamanımız öyleydi en azından. Hani böyle bir kemik yapısını öğretirlerdi, sonradan biz yazmaya başladık. Grafiti de öyle aslında, simple stil, kemik yapısı gibi. Ben de böyle başlamıştım. Bu benim için zaten grafitiyi iyi yapmamız sebep olan şeylerden biri olabilir. Temelim böyle bu işin kemik yapısını anlamaktan geçtiği için de stil yapmak benim için hiç zor olmadı. Yani çünkü anatomiyi biliyordum ve bunu üretmek benim için kolay oldu artık. A harfine kaç parça vardır? 1, 2, 3. İşte bu yüzden. Tam olarak bu. 5'te geldi. Çok güzel ilerliyoruz bu arada. Evet. Ve hani böyle farklı farklı cevaplar alıyoruz yani. Mesela hiç anatomisini öğrendim, arkasında falan bu vardı gibi şeyler oldu mu? Ben mesela hani dışarıdan bir izleyeceğim ama arkadaşlarım hiç bunlarla alakası yok. Yani bir arkadaşımız hariç. Güzel yani. Yani grafiti evet böyle dışarıdan... Böyle bir temelin olmasını öğrenmek güzel bence. Herkes de olmayabilir ama grafitin şey oluyor var. Sokakta öğrenilen bir kültür olduğu için şey gibi, bunu fark etmek için de işte böyle şey gibi, siz bu grafiti kimle öğrendiniz? Bunlar önemli. Yani arkadaşın kim? Hangi grubun içindesin? Bunlar böyle yönlendiriyor bizi. Ben biraz şeyim böyle. Bir şey görüyorum, beğeniyorum. Aa bunu kim yapmış? Instagram'dan bakayım daha neler falan yapıyor falan. Ama ne bileyim herhangi bir insan ya da ne bileyim arkadaş grubundaki insanlar hiç öyle değil mesela. Fotoğraf çek geç ya da ne bileyim bak gör geç. Ya da diğerleri gibi ilgileniyorsun. Senin daha çok dikkatini çekiyor onlar olabilir. Evet. O zaman
3 yıl sonra devam ediyorum. Yeni bireysel planlarken veya uygularken yaratıcı sürecinizi nasıl tanımlarsınız? Ve yer seçiminin öneminden biraz bahsedebilir misiniz? Şimdi şöyle, yeni bir grafiti yapacaksam benim grafiti kimliğimin şöyle bir olayı var. Ben eski mekanlar boyuyorum genelde. Hatta bu ülkede dinamiği, bu dinamiği oluşturan benim biraz. Bu mekanları ararım, bulurum. Hatta böyle bunun için yanına seyahat bile ederim. İlk tercihim benim bu tarz yerler oluyor zaten. Çünkü bu tarz yerlerin benim için şöyle bir enteresanlığı var. Bunlar böyle insanların girmeye korktuğu yerlere dönüşüyor belli bir yerden sonra ve İçeride kendine, hani kendine ait bir dokusu olmaya başlıyor. İşte bu doğanın işte yağmur, çamur derken duvarların kendine ait bir renk değişimi başlıyor. İşte rutubettir, işte belli o dışarıdan müdahalelerle, içeri giden serseriler ne yazdıysa artık. Serseriler bizi doğrular. Yani bir dinamik oluşuyor içeride. Ve bu dinamiği ben çok seviyorum duvarlarda ve bunu kullanmak bana daha böyle şey sesem. Benim stilime daha uygun oluyor. Çünkü arka plan böyle yaşanmış bir görüntüye sahip ve benim grafitim böyle çok tertemiz ve biraz onun daha net bir stilim vardı, benim çizgilerim temizdi. O ilişki çok güzel oluyor. İlk tercihim böyle yer oluyor benim. Yani yer seçimi biraz bununla geçiyor. Eski bir yer dediniz mesela. Hani size gelen bir lokasyon falan var mı? Böyle şöyle, bu yerleri böyle hani tam olarak şu konum diyemem. Çünkü bunlar terk edilmiş yerler. Eski fabrikalar olabiliyor. Anladım. Kesinlikle yani böyle genelde şöyle oluyorlar. Şehirden uzak yerler oluyorlar. Yani böyle şehrin göbeğinde olanlar da oluyor illa ama genelde bunlar köhne yerler derler ya. Çok uzaklarda kalıyor böyle. Ben genelde şey gibi enteresan seyahatlerime denk geliyorum bunları. Yani bunu aramak için arasam bazen bulamayabiliyorum ama alakasız. Bir yere gidiyorken bakıyorum, görebiliyorum böyle yerleri. Bu benim, ben buraya bir imza atayım. Kesinlikle. Konumu hemen alırım zaten. Bir sonraki keşfe hemen. Okay. Bunlar şey, farklı bir bakış açısı. Çünkü grafiticiler genelde daha çok görünen spotları tercih ederler. İsmi daha çok görüyorsun. Daha çok insan geçen yerleri tercih ederler. Güzel değindin. Bu arada bu gerçekten grafitin kimliğinde bu vardır. Etiket herkesin göreceği yeri boyamak diye bir kavram vardır. Ben neden bunu tercih etmedim bilmiyorum ama ben şey gibi 2007-2008'ler grafitiye başladığımda böyle bir trendle başladım. Direkt fabrikayla başladım ve şey gibi oldu. Kendi grafiti piyasamı bu bakış açısıyla yanıma çekebildim. Benim hani şey gibi düşün. O zaman seyirci gibi bir kavram olmuyor musun grafitte? Bu 2000'ler falan bizim grafitiyi grafiticiden başka bilen yok. Yani solda yaptığını fark eden yok. Ve seyirci zaten benimle beraber. Yani o grafiti bilen adamlar da benim mekanlarımda boyamak istiyorlar. Hani şey gibi. Daha benim sokakta boyayıp onlara bir şey göstermem gerek kalmamıştı. Ki o dönemler işte MySpace, Facebook, Instagram platformların başladığı dönemler olduğu için de bana böyle şehrin merkezine boyamak çok böyle o dönem şey gelmedi. Bak şu ara boyamak istiyorum ama. Çünkü şey bence hani o dönemlerde böyle şehri boyadığında, duvar değil kepek boyadığında bu ne böyle deyip hani üstünü kapatıyorlardı. Tabii. Bence bu 2013'ten sonra daha çok şey evrildi gibi geliyor. Olabilir. Bir de ben açıkçası mekanların şöyle bir olayı var. Şimdi mekanı bir sadece duvar üzerinden yorumladık ama ben içerideki atmosferi çok seviyorum. Terk edilmiş ve girilmeye korkan bir yer ve ben buraya giriyorum. Ben de çocuğum sonuçta yani. Sonuçta. Nasıl sen? Bu içerideki hafif bir ürkütücük var, bir adrenalin var ve bu beni çok heyecanlandırıyor. Çünkü neyle karşılaşacağım bilmiyorum bu arada. Başımıza her şey de gelebilir ama tinerci, baleci böyle tipler de oluyordu içeride. Takılıyorlar. Ne yapıyorsunuz siz? O yaz abi. O da garipsiyor. O da korkuyor şeyden. Yani kim oğlum gelmiş? Yani çocuk bile yani, anladın mı? Çocuk buraya giremez onların mantığına göre. Seviyorlardı bizi. Bu etiyorlardı. Çok değişik bir bakış değil mi? Yani çocuk mu? Çocuk giremez. Onlar da bizden ürküyor falan. Mesela 2008 gibi dediniz bu civarda hani başladım falan diyerekten. O zamanlarda ne bileyim böyle fabrikamsı yerlere gitmek, ulaşmak da çok zordu dediğin sen tarzda. İçine girmek de. Ama şimdi mesela imkanlar daha çok el vermiyor mu? Hani içine girmek gibi mesela Beykoz Kundura. Yani şöyle. Ben bunu gözlemleyebiliyorum mesela. Doğru. Doğru mesela Beykoz Kundura'ya hiç girmedim çünkü hep korunan bir yerdi. Atıl bir yer değildi. İşte atıl bir yer olmasın için mesela orayı hep böyle platolar falan kullandığı için. Ya güzel duvarlar yine benim isim gibi ama başka bir kullanım amacı var. Orada bir adrenalin yok. Girersen boya. Ama benim keşfettiğim bir yerde olmayacak bu. Beykoz Kundura fabrikası. Benim bulduğum yerler mesela tamam bana ait. Ben onu gün yüzüne çıkarmıyorum. Yani Türkiye'de kimsenin böyle bir yerden haberi yok yani. O yüzden biraz daha bana ait geliyor böyle bulduğum yerler. Buna cevap vermedik. Biraz yerden bahsettik. Yaratıcı bir sürece hiç değinmedik sanki. Mekanla grafitin şöyle bir ilişkisi oluyor benim için. Mesela mekanı önce keşfettiğim için orada bir fotoğraf sürecine giriyorum ben. İşte hangi duvarlar boyanabilir, fotoğraf çekiyorum. Orada bir zaman geçiriyorum. Ve sonradan işte atıyorum şu an biraz daha yeni dönemden bahsediyorum. Çok eski gitmek istemiyorum. Atölyeye geri geldiğimde bu duvarlarla ilişki kurmaya başlıyorum. Yani buraya ne çizebilirim, ne yapabilirim gibi. Zaten ondan sonra üretim süreci başlıyor. Yani duvarın rengine, konseptine, mekanın ışığına göre biraz artık grafiticilik o çocuk şeyle olmuyor da biraz da artık o tecrübenin getirdiği bir iş yapacağım. 2 günümü ayıracağım ya da 3 günümü ayıracağım. Onun düzgün çıkması lazım diye bir hazırlık sürecim oluyor. Ondan sonra duvarı boyuyorum genelde. Önce keşif, sonra tasarım, sonra uygulama gibi. Ya benim sizin ver cevaplara göre kafamda sorular soruyor ve dışına çıkıyorum. Bu video biraz uzayacak ve tatlı bir şey evrilecek. Mesela sen hani fotoğrafını çekiyorum ve düşünüyorsunuz ya burada. Taslak üzerinden fotoğrafını çekip bir şeyler mi yapıyorsun? Tabii ki hani? Tabletten falan atıyorum. Stil buraya gider mi, gitmez mi? Ya buraya gider, buraya uyumadı. Arka plan daha maviyle atıyorum. Evet. Yani o yüzden yani buradaki renk sıkıntısına göre de bir benim şeyi yakalamam gerekiyor. Bu şekilde bence gelişen teknolojiyle yakalıyorsunuz sanki grafiticiler olarak. Yani bazı grafiticiler olarak evet çünkü yakalamak zorundayız. Bence biraz boş muhabbet yapalım, bir soru versene. Ben bir sigara içebilir miyim? Gelsin.
puan dışında gibi gelsin. Geldi. Eserinize tercih ettiğiniz belirli malzemeler ve teknikler var mı? Grafiti için bir teknik tabii ki de var. Bu grafitin stiliyle alakalı teknik oluyor. Hani ne tür bir stil yapmak istediğinle alakalı. Grafitin kendi içinde işte bombing, throwback, stil, işte illegal iş, legal iş gibi böyle kendi içe stilleri var. Ona göre o doğru uyguluyorsun. Hani orada tercih hakkım var zaten. Hangisini yapacaksın? Materyaller bellidir. Yani paramız varsa spreyle, paramız yoksa dış cephe boyalarıyla falan bir şekilde boyuyoruz. Çok güzel bir soru sorayım mı sizin? İlk başladığınız sprey boy ne kadardı? 6 liraydı. 8 de tam ettim ben de kapatma. 6,5 TL'ydi hatta. 20 lira hiç boya alıyordum ben. Düz mantıklıya bakıyordum. 180 lira falan. Şu an yeni birinin grafitiye başlaması çok zor. Evet. Allah kurtarsın. İşin teknik kısmı işte renk seçmek, kompozisyonu bulmaya çalışmak, düzgün renk kompozisyonu iş yapmaya çalışmak. Her cap üstündeki başlıkların da kendi içinde bir raconları var, yani özellikleri var. Ona göre tercih ediyorsun. Şimdi bazı capler var, çizgi top temiz çıkar, bazıları kirli, bazıları çok kalın boyar. Red cap deriz ona. Hani böyle bu teknik bilgilerle işte o gün grafitini yapıyorsun gibi düşün. Ben sarı capçiyim. Ben sonra sarı capçiyiz. Aynen. Grafit sanatçısı olarak karşılaştığınız zorluklar nelerdi ve bunun üstesinden nasıl geldiniz? Ekonomi demeyeceğim, benim zamanımda iyiydi. Yani şöyle, aslında ilk ekonomidir ama yani benim zamanımda grafiteye başlamak için çok zor değildi açıkçası. Bir hobi olarak yapılabiliyordu. Ben ve etraftaki insanların ilk karşılaştığı şey önce ailesiyle olan sıkıntılar. Yani ne yapıyorsun sen? Geceleri boyuyorsun, gündüzleri boyuyorsun. Yaptığın şey ne o belli değil. Ve o zamanlar böyle günkü bakılmıyordu grafiteye, satanist misin? Ne yapıyorsun? Yani, evet, yani böyle enteresan bakış açısı var bizim dönemimizde. İlki buydu. Biraz daha şey değil. Aile problemleri. İkincisi bana göre kimse grafitinin ne olduğunu bilmiyor. Sokaklarda da büyük sıkıntıydı. Yani dönemler böyle bu kadar güvenli değil sokaklar. Boyarken insanlar seninle uğraşabiliyor. Polisten daha korkunçtu insanlar bana göre. Yani polis gelir sana hani güvenli müdahalede bulunur. Alır sana karakola götürür ama hani o mahalledeki insanla başka bir diyalog ediyorsun. Ve grafiti yaptığımız semtlerde Gaussmanpaşa bazı öyle sen hani böyle biraz daha ghetto semtler olduğu için mahalleliyle hep biraz problem yaşadık. Mesela benim en gerildiğim konu hep şeydi. Mahalleliyle girdim diyalog. Onlara dert anlamak daha zordu benim için. O biraz süreçti. Bir de en önemlisi polis. Yani o dönemler daha sıkıydı. Ters kelepçe de yedik, dayak yedik polisten. Bizi boydukları oldu. Yani ki benim bir önceki jenerasyonum daha neler yaşamıştı. Dayaklar çok sert şeyler de olmuşlardır ama polis bir dönem sıkıntıydı. Bizim jenerasyonun büyümesiyle özellikle polis sorunu çözüldü. Çünkü şöyle çözüldü. Grafitiyle büyüdüler. Hani grafitiyi anladılar. O eski emekli tayfa yani o yaşlı 70 jenerasyonu gerçekten çok zordu. Öz kardeşim polis. Yani benim evimde polis grafitiyle büyüdüğü için herkes grafiti bir şekilde biliyor. İstanbul'da bana göre polis bugünden sonra grafitiyle dert olmaz. Bence de artık bir sanat algısı olarak çıkıyor çünkü. İşte bu iyi mi? İyi değil mi? Ya şöyle bu adrenalin de güzeldi ama işte. Yani bu grafiti yapıyorken böyle şeyler keyifliydi. İşte bugün rahat rahat boyamanın verdiği hazla boyamıyorsun yani. Bir adrenalin bir şey yok. Bu tamamen hobi gibi oluyor. Ama o zamanlar bu aslında bunlar da bizi boyatan sebeplerdi evet. Bence. O sizi kamçılayan... Tabii çocuksun yani. Bir heyecan alıyorsun. Bunlar heyecandı. Şimdi bugün bir çocuk sokakta rahat rahat boyarsa buna benzer birçok şeyle de ilgili. Onu özel kılan bir şey olmayacaktır büyük ihtimalle. Güzel. Peki de şişeye koyabilir miyiz? O polisler bizi şey aldı kızımla videoya. Bizi tövdüler abi. Koydum. Biraz uzun bir soruya geldik şimdi. Evet. Genellikle ustaça ilişkisiyle gelişen sanatçılar akademik eğitimle daha iyi yerlere gideceğini varsayabilir miyiz? Ya da bu alanda gelişimin tamamen underground kültürle ilişkilendirebilir miyiz? Bana göre zaten ustaçlar ilişkisi en doğru somut bir gelişme süreci. Çünkü bu olmazsa zaten bir kaybolursun. Çünkü benim de ustaçlar ilişkim vardı. Hatta benim yanımda böyle yeni benimle beraber geçen öğrenci, hatta böyle çocuklar var yanımızda. Ben de öyle büyüdüm bu arada. Yani ustaçlar ilişkisiyle büyüdüm. Grafiti öğrenmek için gittiğim insanlar vardı yanlarında. Bunlardan grafiti ve bu kültürün o raconları diyeyim biz böyle konuşuyoruz biraz. Yani bunları öğrendim. İşte grafiti nasıl yapılır, kime saygı duymam lazım, kime duymam. Hatta onlar bir de yönlendiriyor. Şöyle düşün. Her semtte bir grafiti ortamı var. Her semtte bile ayrı yani. Özellikle Bakırköy tayfayı bilir. O GNC'nin takıldığı o İstasyon tayfa vardır, işte Yeni Bosna'da bir tayfa vardır, Gaussmanpaşa'da bir tayfa vardır. Hepsinin raconları çok farklı. Yani böyle şey, türü Avrupa'dan ya da Amerika'dan bir yerden almışız ama değiştiriyoruz bir şekilde. Yani daha böyle mafyatik bir rolü vardı grafitin. Bunları öğrenmen gerekiyordu ve bunları öğretiyorlar bize. Bu sebeple de şey gibi, usta-çırak ilişkisinde kültürü daha iyi öğreniyorsun. Ama akademi çok başka bir şey. Mesela akademi bizim jenerasyonda biraz devreye giriyor özellikle. Daha doğrusu şey de, bir üst jenerasyon da akademiye girdi ama bizim jenerasyon direkt sanat, hani güzel sanatlar üzerinden bu işe girdi. Yani atıyorum bir üst jenerasyon daha böyle bildiğiniz bölümler vardır. Muhasebedir, bir şeydir. Hani memuriyet bölümleri ama bizim jenerasyon bana göre daha çok güzel sanatlar. Yani grafiti ve kültürün etkisiyle güzel sanatlara yöneldik. Bu yüzden biz farklı piştik bana göre. Sokakta bu işi öğrendik. Bu işi sokakta bize öğretenlerin üslubuyla öğrendik. De akademide. Akademinin verdiği üslupla yeniden öğrendik bu işi. Benim mesela grafitilerimde akademinin izleri hep vardır.
Yani çünkü ben de bir akademiye grafiti eğitmeni olarak girdim. Ben evet onu değinecek istiyordum. Evet. Mesela 4 sene grafiti eğitmenliği yaptım. Başakşehir'de ama şey gerçekten belediyenin vizyonu misyonu beni ilgilendirmiyor ama bu tamamen grafiti eğitimiydi. Bize underground grafiti eğitimi verdi. Evet. Bildiğin çocuklara diyordum ki tren boyayacaksınız. Çok yani, güzel. Yani benim için umurumda değil belediyenin ne düşündüğünü yaptı ama ben burada grafiti öğretiyorsam sokakta boyayacaksınız diyordum yani. Gidin sitelerinizin kapılarına tekrar atın yani yapacak bir şey yok. Grafiti öğrenmeye geldiniz. Burası resim kursu değil. İşte hani akademi diyeyim buna biraz hani en azından. Çünkü ilk defa ben grafiti öğretmeye çalışacaktım. Yani bu usta çırak ilişkisi gibi değil. Biri bana bunun için para verecek. Ve ben çocuklara da bunu isteyen çocuğa öğretmek istiyordum. O yüzden bu farklı bakış açısıydı. Buna gelince de şunu fark ettim ki akademide de böyle oldu zaten. Bir şey öğretmeye çalışmak aslında öğrenmeyi de sağlıyor yeniden. Çünkü tekrara giriyorsun ve sen de ne kadar bildiğini görüyorsun bu sayede. Benim için o dönem çok verimli geçti. Yani 2018'den galiba 2022'nin sonlarına kadar dönemde bu eğitimi verdik. Ben grafiti tam olarak o zaman öğrendim diyebilirim. Çünkü ilk defa öğrendiğim şeyi bir de öğrettim ve onu da öğrendiğini gördüm. Aa dedim tamam ben de grafiti öğrendim. Öğretmen gözümden yaptığınızda aslında ben kesinlikle. Evet. İyi bir eğitici oldum o gün öğrendim mesela. Evet. O gün dedim ki ben iyi bir eğiticiyim çünkü çocuklar benden dinliyorlar beni. Hı-hı. O da çok önemli. Tamam herkes öğretmen olabilir ama çocuğun dikkatini çekmedikten sonra orada konuşursun, evine gidersin, hesabına maaşın yeter. Ama biz çocuklarla farklı bir diyalog kurabiliyorduk. Dinliyorlardı, arkadaş olmak istiyorlardı. Hatta eğitim biteli 1,5-2 sene oldu. Aralarından böyle 10-15 tane gerçekten bu işi yapmayı isteyen çocuklar vardı. Hala yanımızdalar. Gelirler giderler. Bazıları çevremizdeki insanların atölyelerine gönderdik. Hatta bir tane senin arkadaşın atölyesine takılıyor. Dövmecilerden birinde. İsmi önemli değil. Yani böyle çocuklar hep böyle piyasaya dahil. Ve en önemlisi de hep grafik kültürüyle iş öğrenmeye başlayıp güzel sanatlara sardı. Çoğu Mimar Sinan'da, Marmara'da, Yıldız Teknik'te şu anda tasarım eğitimleri alıyorlar. Bilgi evine biraz değinebilir miyiz? Sadece siz hoca değiliniz çünkü orada. Evet, 3 kişiydik. Kase vardı, Ömerya vardı. Arkadaşınız zaten. Evet, 3 de biz ekipten beraber başladık. Belki iş beraber yapıyoruz zaten. Hepsinin farklı tipleri vardı. Aslında en güzel, en besleyici yanı oydu. Şimdi ben mesela grafiti yani yazı üzerine, tipografi üzerinden daha hani bir şeyler üretebilen biriydim. İşte Ömerya daha grafiti kültürünün karakterleri vardır. Yani böyle gerçekten grafiti içine giren anlar, grafiti kültürü karakteri çok farklıdır. Daha böyle underground'tır, malzemeleri, her şey böyle grafiticiye aittir ve bir karşıdaki karakter. Hani vardır ya rap kültüründe atıyorum. Anladım. Örnek veriyorum işte kolyeler. Evet, şey ismi falan. Aynen biz de bunu taşıyoruz aslında. Çünkü biz de bu kültüre bunlarla geldik. Hip hop yani aslında genel olarak. Bir de Jase vardı. O da resim öğretmenine geçmişti. O da harbiden işin teknik kısmı. Yani akademik kısmı biraz bizim Jase'ydi. Yani biz ikimiz de sokaktayız. O akademi. Onun eğitim şekli tamamen bana göre böyle derdim ben. Akademik. Yani o yüzden böyle çok enteresan bir dinamiğimiz var çocuklar üstünde. Yani ya bu üç tane adamı yetiştiği adamın gerçekten normal biri olmaması gerekiyor değil mi? Olmadılar gerçekten. Evet devam ediyorum. Berlin duvarına yapılan eserlerin çoğu mesaj verme amaçlı yapılıyorken sizce İstanbul'daki sanatçılar şehrin problemleri ve yasallaşıkları ele alıyor mu? Bir stres de orada o zaman böyle bir stres vardı ve insanlar bunu anlatıyorlardı. Yani biz de atıyorum ya şimdi kötüler böyle kopya olur hep. Bir şekilde birini devreder, başka yerlere ulaşır bir şekilde. Berlin böyle bir hikayeyle başladı grafiti. Bir mesaj verildi, bir şey anlatılmaya çalışıldı. Grafitileşti hatta bir dönem. Bize geldiğinde aslında böyle bir kaygı yoktu. Ya zamanında ne var benim gördüğüm? Daha böyle bu 80'ler, 90'lar zamanı sol sağ muhabbetine çok fazla bir ilişki vardı. Hatta bizim graficilik, hani graficilik onunla çok ilişkilendiriliyordu. Yani sokakta vandalizmin sebebi bu mu diye. Çok dert anlattık mı bilmiyorum. Biz bence biraz daha şey gibi oldu bizim anlattığımız yer. Benim jenerasyon üzerinden konuşabilirim bunu. Grafitiyi anlatmaya çalışırken sokakta kavga ettik. Yani grafiti diye bir şey var anlamanız lazım. Bunun belki bir yani şehirle bunun derdine girdik. Böyle bir şehre böyle bir doku lazım. Böyle bir dinamik lazım dedik. İnsanlar bununla çok kavga ettiler. Yani ne gerek var buraya böyle şeyler yapıyorsunuz dediler. Hani sanki bu biraz kavga gibi görünebilir. Çünkü mesaj verme çabamız çok olmadı açıkçası. Herkes kendi adını yazmaya çalışıyor. Ama bu arada şunu dipnot olarak girmek istiyorum. Şehre verdiği dokuyu mesela şöyle güzel bir örnekle verebilirim. Mesela Başakşehir İstanbul'da sonradan kurulan bir semt. Yani evet. Aslında çok yapay bir yer. Yani betondan oluşturmuş yeni bir şehir aslında. Bizi belediye o zaman şöyle bir sebeple çağırdı. Orası çok yapay. Biz burada o İstanbul kültürünü yansıtamıyoruz. Buraları boyayın. Hiç legal bakmayın dedi. Sokakları boyayın. Hatta adam yetiştirelim. Size maaş verelim bunun için. Çocuklar da boyasın. Çocuklar da evet. Çocuklar. İnanmayacaksınız. Başakşehir böyle bir vizyonla yaklaştı olaya. Ve biz uzun bir süre Başakşehir'de hatta bayağı Türkiye'den yani o iyi sanatçıları getirip büyük büyük duvarlar boyadık. Çünkü bize bütün semti legal yaptılar. Her yeri boyayabilirsiniz. Gibi bir durum oldu. 8. Yes. Grafiti vandalizm olmaktan çıkartan etki veya akımı ne olduğunu düşünüyorsunuz? Tam da buna geldi. Money is money. Yani şöyle, bu grafitiyi vandalizmden çıkaran tek şey 2012-13 sonrası bana göre Karaköy denen
bir bölge oluştu bilirsiniz. Kafeleri, mekanları da orası bizim dönemde çok ghetto bir yerdi yani, çok korkunç bir yerdi. Evet, annemler de falan öyle söylüyor yani. Kesinlikle. Yani Karpe şöyle bunu söyleyeceğim de böyle kerhanelerin, merhanelerin böyle eğlence yerlerin olduğu bir yerdi yani. Ama 2013-14 sonrası grafiti biraz da böyle varoş ve illegal yerde yapıldığı için buraya çok rahat giriyorduk. Çünkü biz zaten böyle yerlerden beslendiğimiz için. Bu şöyle bir ilişki yaratmaya başladı. İyi mi kötü mü bilmiyorum ama grafiten para kazanmak vandalizmini öldürdü. Çünkü bu işi dünyada hala çoğu hani ülkelerde, kültürlerde grafiti hala vandalizm şekilde yapıyorlar. Legalleşsinler de kavga ediyorlar parayla grafiti yapanlarla. Kendisi çok enteresan bir ülke. Herkes bu işi sevdi. Para kazanmak hoşuna gitti herkesin. Para kazandı, ben de dahil bu arada. Biraz o yüzden de bir yumuşadı grafiti. Kavgacılığı, vandalizliği yumuşadı. Çünkü halk 2014 sonrası şöyle bir akım geldi Türkiye'de. Ben hiç girmedim ama bunu özellikle söylemek zorundayım. Resim çizmek. Yani o portreler falan görüyorsunuz sokaklarda. Hep böyle bir resimselleşti grafiti 2014'lerden 2018'lere, 19'lara kadar. Karakter çizen herkes böyle burnu havada böyle. Hani graftici onlar. Çünkü Instagram'da millet onların işlerini beğeniyor. Grafitiyi kimse anlamıyor. Yani check yazıyorum, kimse ne yaptığını bilmiyor. Yani ona sadece renk belki hoşuna gider. Ama 2019-20 sonrası bu bitti. Çünkü neden? Grafiti resim değil. Grafiti kendi işte farklı dinamikleri olan bir şey. Sadece bir tanesiyle grafiti olmuyor yani. Ve bitti. Bu akım bitti. Yani aslında bu karakterci resim akımı biraz işi ticarete dökmeye başladı. Evet. Ve vandalizmi öldürdü. Çünkü insanlar anlayabildiği şeyi görmeye başladı sokaklarda. Eskiden biz boyuyorken grafitinin o daha font işleri vardı ve bu insanların anlayabileceği bir şey değildi. Renk dışında hiçbir yorum yapamazdı. Hatta o sloganları falan, onların gözlerine ne anlam verdi hiç anlam bile veremiyorum. Evet. O krevlerin isimleri falan hani ne enteresandır yani. Hani attım şu anda bok krev, ya bok yazıyor duvarda hani. Nasıl anlatacaksın adamı? Bed of Kings diye açılımı var normalde. Ama işte resimselleştiği süreç belki o vandalizmi öldürmüş olabilir. Evet. Lucas, buradan görünen bir eser imza attınız. Bu çalışmanın arkasındaki hikayesini paylaşır mısınız? Çok kısa net bir cevap vereceğim. Bu çalışmanın en keyifli kısmı bizim böyle bir beklentimiz yoktu. Yani biz bunu yapıyorken gerçekten normal sokakta nasıl boyasam böyle bir beklenti yapıyordum. Yani şöyle, biz buraları normal cephelerini boyuyorduk. İçeride evet, böyle bir alan vardı. Silo. Yani bu siloların böyle cephelerini, yanlarını, işte duvarlarını falan boyuyoruz normalde. Sonra bir gün arkadaşlar sucuk yediğimiz bir gün. Ya yine boyayalım buralı ama dedik ki yani şöyle büyük bir iş yapalım yani ama bir ses getirsin. Ama hani ses getirsen kastım şey değil, ortalık yıkılsın gibi değil. Yani büyük bir iş yapalım. Biraz daha burayı kapatalım, bizim bir alanımıza dönsün diye. Biz böyle cephelerini düşünüyorduk siloların. Sonra bir gün o anda şey diye bir olay çıktı aramızda. Ya bu yüzden görünüyor mu? Baktık görünüyor. Yürü dedim hemen keşfe. Gittik baktık üstüne gezdik falan görünüyor. Boyayalım. Başladık boyamaya. Böyle bir hafta, bir buçuk hafta falan sürdü boyamamız ama bak şöyle bir kaygımız yok ama. Tam uydudan görülecek. Çünkü hedefimiz o. Uydu her sene güncelleniyor falan ama ben bunu paylaşınca ne yaptım anladım. İş bitti. İşte o zaman bir arkadaşımız var. Drone'la biraz görüntüler falan aldım onunla beraber. Biz akşam Instagram'a posta girdik. Ortak yazılar, ortak metinler. Ben sonra dedim ki biz ne yapmışız? Abi yorumlar, rap camiasından destekler, dünyadan destekler, kendi piyasamı söylemiyorum bile. Onun dışında bu işi anlayan, bizi bilen insanların, dışarıdan normal sivil insanların yorumları işte Muhammed'le beraber yapmıştık. Dedim ama biz ne yaptık ya? Oğlum biz böyle bir şey yaptık. Farklı zaman onu yayınlanırdık yani. Daha bir prodüksiyon kasardık, neden stili değiştirdik. Çok böyle simple bir şey yaptık ama bence işin orijinalliği orada. Zaten o orijinal fikir olduğu için yapay gelme listesi. Her şey orijinal geldi. 13 gün falan mı sürmüştü galiba? Bir buçuk hafta gibi bir şey sürdü ya benim hatırladığım. Tek böyle keyifsiz kısmı Temmuz ayındaydı, Temmuz Ağustos aylarıydı. Diyorlar bir de metal evet. O kadar sıcaktı ki böyle ayaklarımızın altıydı. Yanıyoruz. Bizi falan yere değemiyorduk yani öyle söyleyeyim. Bu videonun başlığı şey olacak. Sucuk yerken bir gün. Gelsin. Yaptığınız eserlerde izleyici kitleniz üzerinde nasıl bir etki yapmayı hedefliyorsunuz? Grafiti için hiçbir hedefim yok. Ben tamamen keyfimden yapıyorum açıkçası. Tamam. Ama şununla ilgili bir küçük bir hedefim var. Ben mesela bu özellikle şu anda göründüğü için göstermek istiyorum. Bu işlerimde benim böyle mesela dekoratif bir görüntü var normalde ilk baktığında. Hani semboller, karakterler, geometriler. Ama aslında hiçbir şekilde öyle bir mesajı yok. Kendi içinde bir enkaz anlatan bir hikaye bu aslında. Mesela izleyiciye şöyle bir şey veriyorum. Renk giriyorum mesela. Grafiti bilgim burada giriyor devreye. Montaj'da bir organizasyon sergi yapmıştır. Gelen insanların gördüğü şey taşlar. Üzerinde böyle renkli renkli geometriler. İlk baktığında renkten dolayı insan bir bana göre böyle bir hafif yükseliyor. Yani renkli bir şeyler. Yani daha grafiksel geliyor. Ama mesela hikaye şeydi. O büyük patlamanın izleri her evde yaşanan olay sonrası ve kalan endüstriyel parçalar, lastikler ne varsa bunların izleri. Çünkü şey gibi ben direkt o enkazı getiremezdim ama enkazın izini getirebilir. Enkazın izleriydi aslında. Mesela hikaye anlattıktan sonra o renkler bir anda siyah beyaza dönüşüyor. Çünkü bir hüzün yaratıyor orada problemden sonra. Böyle mesaj veriyorum geldi işte. Bir sonraki soruyla yani devam ediyorum. Grafiti sanatına olan tutkunuzla yasal sonuçlar riskini nasıl dengeliyorsunuz? Şimdi yaşın büyümesi ve artık biraz daha açıkçası sosyal medya benzeri platformlarda birilerinin seni tanıması, işleri ticari olarak yaptığın için de başka gruplara değiyor olmanın getirdiği bir risk var artık. Neden?
Halk seni tanıyor artık. Yani senin yaptığın yanlış bir şey. Yani Vader'ın en korktuğu şey de o zaten. Ya benim kendi o basit niyetimle yaptığım şeyi çok farklı anlamlar biçebilir diye, biraz da ürküyorum aslında. O yüzden sokağa böyle çok kimliksiz bir iş yapmak istemiyorum. Yani tamam, böyle insanların anlayabileceği, böyle kaygılar gibi iş. Mesela bir keresinde şöyle bir şey olmuştu. Biz bir karakter çizecektik. Daha karakter taslak halindeyken siyasi bir karaktere benzetildi ve bir olay çıkmaya başladı. Ama benim böyle bir derdim yoktu. Ben normal bir şey çizmeye çalışıyordum. O yüzden böyle bir onun olan derdimi şöyle çözmeye çalışıyorum aslında kendi adıma. Küçük bir kaygım var, yani bu filtrem var gibi düşün. Buradan geçiyorsa hiç düşünmeden yapıyorum. Ama yaşın getirdiği ve diyorum, network'ün getirdiği bir kaygım var. Ona göre dengelemeye çalışıyorum. Polise ilgili derdim yok ama. Kendimi anlatabilirim. Teşekkürler. Son iki soru. Devam. Grafik sanatına geleceğini, özellikle ana akım sanat dünyasında kabul ve tanınması açısından nasıl hayal ediyorsunuz? Yani geleceği şu an benim gördüğüm şöyle, hani bu böyle bir döngü gibi. İşte başladı, biraz atıyorum, hiçbir şeyden etkilenmediği dönemle girdi piyasaya. Hiç kimsenin o zaman grafiti ve grafitiye ekleyebileceği çok bir bilgisi yoktu. Öğrendiği şey, işte sitelerden, forumlardan gördüğü klasik grafitilerdi. Ama işin içine böyle akademik eğitimler girdi, ya da akademik bilgiler girdi. İşte grafik tasarımcılık, belki görsel tasarımcılık derken grafiti son 15 senedir böyle bir çok farklı kutupları içinde barındırmaya başladı. Ama benim şu an gördüğüm geri dönüyor yeniden. Yine grafitiye geri dönüyor. Çünkü her zaman öyledir. Bir şeyleri alırsın, sonra kusarsın. İstemezsin. Yani mesela bu dönemde grafiti orijinalde geri istiyor. Yani o grafiti kimliğiyle yapılan vandalist, belki de çok kaygısı olmayan stillere geri dönmek istiyor. Çünkü böyledir ya. Bu dönem, çünkü ondan beslendin, geliştin. İnsana anlattın. Belki de görsel olarak kendine de bir şeyler kattın. Ama hep şeydir ya, orijinal, o eski anını geri özlersin. Evet. Mesela ben kendi adıma hep söylüyorum son dönemlerde. Ben eski grafitizmi daha çok özlüyorum. Daha az kaygım vardı. Bir şey yapıyorken de bu kadar düşünmezdim. Çocuk yaptı, çocuk yaptız gibi. Kesinlikle. Elime boyama alırdım. O anda ne gelirse çizerdim. Ama şu anda çok kaygım var yani. O yüzden eskisi gibi olması belli bir kimliğin sağ olmuştu çünkü artık. Tabii evet, ama grafiti hala öyle yapabiliriz işte. Yani grafiti çünkü benim insana hitap ederken mesaj vermeye çalıştığım şey olmadığı için bunu istersek hatta cami olarak eski kimliğe geri çevirebiliriz. Bir akım bana göre gelecek yakında. Old school grafiti is coming. Last but not least. Son soru. Grafik sanatıyla ilgilenen ve eseriyle olumlu bir etki bırakmayı amaçlayan genç sanatçılara ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz? 1. Grafitinin sanat olup olmadığı ilgili kavga etmesinler. Böyle bir kaygıya hiç girmesinler. Grafiti sanat mı değil mi? Bunu dönem belirleyecek. Şu anda bizim bunu kavga etmemize gerek yok. 2. Benim en çok özellikle öğrencilerime ve bu işle ilgilenen insana söylediğim. Ben de benim gibi ya da benden daha iyi olan insanların kariyerlerine bakıp hızlı gelebileceğiniz bir yer değil. Sabretmeniz lazım, çalışmanız lazım. Çünkü bu insanlar da sizin gibi bu işe başlıyorken hiçbir şey bilmiyorlardı. Toylardı, kötü işler yapıyorlardı ama buradaki fark şu, 15 sene ya da 20 sene, 30 sene neyse yaptılar, öğrendiler. Yani bu işe başladığınızda 2 sene sonra olmayacak, 3 sene sonra belki hiç olmayacak, 5 sene sonra biraz olacak ama hep bir inişli çıkışlı olacak. Daha yani sabrettiğinizde, özellikle sabretmek gibi girmeli bu işin içine, bir yerde meyve vermeye başlayacağız. O yüzden ilk söyledim, acele etmeyin. Acele etmeyin demem, çalışmanın anlamına gelmiyor, çalışmanız da lazım. Yani acele etmedim, yavaş yavaş grafiti yaptım, grafiti zorunu çok. Bol bol çalışacaksın. Skecini yapacaksın, duvarını boyayacaksın. Her imkan bulduğunda işte bu iş değil yapan insanlarla diyalog kuracaksın, iletişim kuracaksın ve amacın grafitici olmaksa bu piyasayı tanıyacaksın. Böyle evet, şu an. Yani yeni grafiticiler. Bunu aynen, şimdi buna geçelim. Ben bunu son hatırlamıştınız. Bir dakika, şey yalalım mı? Yasemin, eserin hikayesini alabilir miyiz? Aynen. Bunu ya sana atmayacağım. Sadece soruyu sormak isterim. Sen soruyu sor, öyle anlatayım o zaman. Tamam. Evet, sorularımız burada sona erdi. Ama siz eklemeniz gereken bir şey vardı en son. Evet, küçük bir not. Sizdeyiz. Şöyle, bu işlerle ilgili az önce konuştuk diye bu konuya girmek istiyorum aslında. Çalışmalarımda ki son 2,5 senedir hani kariyerimi biraz daha bu işlerle yönlendiriyorum. Hani grafiti biraz da cücüsü yanımda bıraktım. Ben biraz daha toplumsal dertlerle ilgileniyorum. Çünkü hem kendimi geliştirirken hem de seyahatlerimde, kaldığım, yaşadığım yerlerde gördüğüm problemleri hem de empati kurduğumda sorunları tam olarak hissetmeye başladım. Bu çalışmam mesela, çünkü ben biraz böyle endüstrinin tasarımcısı olmanın getirdiği endüstriyle ilgilendiğim için ve bu parçaları da tanıdığım için biraz da o yüzden böyle grafikçiler yapıyor gibi görünüyorum. Yani malzemeler işte biraz daha değişiyor yani hangi akımlar etkilendiği ama şöyle, mesela bu çalışmam iki fikir diye geçiyor benim. Benim yaşadığım coğrafyada yani özellikle Lübnan'da ama bu genel olarak bizim coğrafyamızda da böyledir. Hep iki fikir vardır. Bu sağ sol diye de ayrılabilir. Müslüman, Hristiyan diye de ayrılabilir. İşte iyi kötü diye, ne bileyim Sünni, Şii diye. Hep böyle dünyada hep iki fikir vardır. Ben mesela öyle düşünüyorum. Bu çalışma aslında bir şehrin top view görüntüsü yani yukarıdan bir görüntüsü. İki fikir şöyle oluyor. Bu iki fikir beraber yaşamaya çalıştığı zaman bazı kırmızı çizgileri oluyor. Ve bu iki fikrin yaşam stili kendi eğitim durumuna göre. İşte o dönemin
siyaset verdiği imkana göre de değişen bir açısı yapı şekli var. Hani bazı mesela atıyorum ben Lübnan'dayken Müslüman mahalleleri gelinmeyecek kadar kötüydü. Çünkü neden? Hiçbir destek yok, hiçbir şey yok. Ne bileyim. Onların eğitim durumunu eksikliğinden dolayı da bir planlama da yok. Bu sebeple daha mesela karmaşık bir mahalle yapısı var. Ama atıyorum ben mesela Hristiyan mahallesinde yaşamıştım. Yani övdüğümden şey yapmadan değil ama daha mesela belliydi yani. Bir pozitif ayrımcılık var ve bu sebeple daha düzenli, daha düzgün. Çocuk sayısının böyle kontrollü olduğu, eğitimli insanlar gibiler falan. Böyle durumlar vardı ve şey gibi anlatıyor. İki büyük fikir beraber yaşayabiliyor, ortak fikirleri var. Ama çok fazla kırmızı çizgileri var gibi bir çalışmaydı mesela bu. Biz tanımak tanımak amacıyla sormam gerekirse siz ne kadar süre Lübnan'da yaşadınız? 7 ay. Beyrut'taydım. 2022'nin başında gittim. Eylül sonu gibi geri geldim. Hatta geri gelme sebebim de işte bir çalışma yaptım Beyrut'la alakalı. İşte burada Mamuk Tat diye bir organizasyon onay aldım. Onay alınca işlerimi Türkiye'ye getirdim. Evet. İşte Endüstriyel Hayaller diye bir seriydi o. İşte 17-18 arasında bir seriydi. Çalışmalarımla beraber Türkiye'ye geri döndüm. Normalde geri dönme gibi planım yoktu. Orada ve onun devamında başka ülkelerde kariyerime devam etmek istiyordum. Ama buradan onay alınca buraya geri geldim. Şimdi işte yeni serimi yaptım. İlk parçası. Öyle anlatmak istedim. İkiye ayırmanın yolu çok kolay bizde. Aslında dünyanın her yerinde kolay. 50 sene önce Almanya'da da ikiye ayrılmıştı. Doğu Batı diye. Doğru. Nasıl şey diye. Yani hep bir ikiye ayrılma vardı dünyada. İşte bu biraz ona mesaj vererek yapmış bir çalışma. Yani bu şekilde sizin ilk eserinizi de görmüş olduk. Kesinlikle. Daha. Evet, siz daha şanslısınız. Bu sohbetimiz burada sona eriyor. Size çok teşekkür ederim. Rica ederim. Çek, Sparrow. Sparrow. Ya da şey mi demeliyim? Neil Anka. Dün bütün gece uyumadım Neil Anka. Ve Neil Anka mı diyeyim yoksa sen mi gerçek ismini açıklamak istersin Ümmü Gülsüm? Çok teşekkür ederiz bizi ağırladığınız için. Çek, Sparrow. A.K.A. Hasan Alvero. Bizim hep soyadları sıkıntımız var ya. Bizim ama benim soy ismim biraz çok enteresan bir soy isim. Ben de farkındayım. Alveroğlu yani ticari bir soy isim. Evet, bu video için öncelikle Gözde Hoca'ya çok teşekkür ediyoruz. Bize bu projede ilk adımı attığı için. Ardından Ömür Hocamıza ve yakın arkadaşınız Sezer Hocamız, Sezer Aiz ve Ömür Kına'ya. Ve Aslan'ın görkeme teşekkür ediyorum. Bir sonraki röportajda hepinizle görüşmek üzere. Güzeldi bence. Ay, benze sağlık. Tatlış bu.